Bu konu toplumun tamamını ilgilendiriyor. Çünkü bu ülkenin geleceğini oluşturacak, ailesini, vatanını, milletini seven ve yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen yurttaşlar olmaları amacıyla yetiştirilen çocuklarımızdan ve çocuklarımızı yasalarda belirlenen amaçlara uygun yetiştirmesini beklediğimiz öğretmenlerimizden söz ediyoruz. Arkadaşlar, öğretmenler mağdur diyoruz. Biraz vicdan diyoruz. Oysa siz bu kelimeleri gayet iyi biliyorsunuz. İşinize geldiğinizde mağduriyetten, merhametten, vicdandan söz edersiniz. Peki vicdanlı olmak, ayrım yapmadan herkesin onuruna, değerlerine, sınırlarına saygı göstermek değil midir? İşte öğretmenlerin onuru söz konusu. Hani vicdan, hani adalet? Kuşkusuz her güçlünün ve iktidar sahibinin küfür, tehdit, yumruk atacak gücü olabilir. Fakat uygarlık ve insan olma iradesi bu gücü kullanma değil, kullanmamayı başarma iradesidir. Sizlere göre insan olmak muktedirlere yaslanmaktır. Bize göre insan olmak arkanda kendi gölgenden başka bir güç yokken de yürekli olmaktır. Öğrencilere, öğretmenlere, akademisyenlere binlerce soruşturma açıp ceza ve sürgünle korkutup susturmaya çalışıyorsunuz. Çaresiz öğretmenleri kadro vaadiyle oyalıyorsunuz ve kandırıyorsunuz. Muktedir olmanın bütün kudretiyle mazlumları eziyorsunuz. Güçsüzün yenilgisini, çaresizliğini sahipleneceğinize onu daha fazla boyun eğdirmeye çalışıyorsunuz. Sizinle aynı düşünmeyen, yandaş olmayanlara karşı öfke ve nefretle yaklaşıyorsunuz. Nefretin de öfkenin, hatta cezanın bir haysiyeti olmalıdır. Hiçbir koşul insan onurunun örselenmesinin gerekçesi olamaz. Hele hele bu ülkenin geleceği ve onları yetiştiren öğretmenlerin onurunu örselemenin bir gerekçesi asla olamaz. Öğretmenleri itibarsızlaştırdınız. Yapmayın. Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin onuruyla oynamayın. Siz parmak hesabı yapıyorsunuz ama öğretmenler heyecanla, umutla çocuklarına, evlerine ekmek götürmek, öğrencilerine ve okullarına kavuşmak için verdiğiniz sözleri tutmanızı bekliyor. Öğretmenler atama sözü verdiniz, tutun. Sınav yaptınız, görün. 67 bin açık var diyorsunuz, atayın. Bir öğretmen daha ölmesin. Ücretli öğretmenlik diyerek, sözleşmeli öğretmenlik diyerek oyalamayı bırakın. Bayram öncesi bu insanlara verin şu müjdeyi, yapın bu atamaları. Bu insanlar okullarına, öğretmenler, öğrencilerine kavuşsun.